Arkadaşlar bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere yükseklik ayarlı laptop sehpasının kutu açılımını ve sehpanın nasıl kurulduğundan bahsedeceğim. Şimdi ilk öncelikle şöyle gördüğünüz gibi burada bir kutu var. Bu kutuyu tamamen parçalayacağım bunu. Evet, bu şekilde kutumuzu kopardık ve yükseklik ayarlı laptop sehpamız meydana çıktı. Bir diğer adı da çalışma sehpası olarak geçiyor. Gerçekten güzel kaplamışlar. Yalnız gördüğünüz gibi buruk köşelere de zarar görmesin diye şu şekilde süngerlerden koymuşlar. Tabi diğerleri de yere düştü. Bu dört köşeye de zarar görmemesi için, çizilmemesi için süngerlerden koymuşlar. Şimdi kutumuzu ilk öncelikle buradan çıkaralım. Bir şöyle kenara koyalım. Artık bu kutumuzda bir işimiz kalmadı. Şimdi sehpamız bu şekilde. Yüksekliği ayarlanabilir. Bunu bir koltukta otururken, bir yatakta otururken yüksekliğini ayarlayarak laptop, tablet kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, üstündeki şu gördüğünüz jiletimi de yırtıyorum ve burada da bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi cıvataları mevcut. Bu cıvatalarını da birazdan montajını yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 adet olmak üzere demir ayak çıktı. Ve burada da şöyle nasıl yapacağımızı gösterdiği bir şema mevcut. Bu şemaya göre birazdan masamızı yapacağız. Kutu açılımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii bu köşelere de yine plastik malzemelerden koymuşlar. Köşeler zarar görmesin diye. Tabii bunları çıkarmamakta fayda var. Çünkü buralar en azından bir şey olur. Bir kolunuz çarpar. Yani zarar vermez insan vücuduna. Bunların burada takılı kalmasında fayda var. Ama şimdilik bunlar kenarda dursun. Şu çıkardığımız plastik malzeme, plastik poşetleri kenara bırakalım. Ve burada da biraz önce gösterdiğim şemaları ilk öncelikle yapmaya başlayacağız. Evet, burada şemamız mevcut. Bu da gördüğünüz gibi inip kalkabilen masamızın ayakları. Şimdi siz izleyicilerimizin karşısında bunun montajını yapacağım arkadaşlar. İlk öncelikle şu gördüğünüz metal parçayı, demir parçayı buraya bu şekilde monte ediyoruz. Bir tane burada cıvatası var. Bir tane de burada. Bu iki gördüğünüz şu uzun cıvataları buraya şu gördüğünüz alyanla, bu alyan da içinden çıktı arkadaşlar. Bu alyanla burayı sıkıyoruz. İlk öncelikle buradaki cıvatasını sıkıyorum. Sonra da diğer cıvatasını sıkacağım. Başla. Evet, bir tarafın şu an ayağını taktık. İki tane cıvatası var. Şurada gördüğünüz gibi bir burada, bir de burada olmak üzere iki tane alyanla bunları sıktım. Şimdi geldik diğer ayağına. Şimdi de diğer ayağını takacağım. Bu şekilde tekrardan cıvatalarımızı alıyoruz. Diğer tarafta olduğu gibi burada da iki tane cıvatası mevcut. Bunları buraya takacağım.
Evet, ikisini de hafiften oturtturdum. Şimdi de bunları da alyanla diğer tarafta olduğu gibi aynı şekilde bunları da sıkacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an iki tane ayağımızın da takımı sağlandı. İki tane, iki burada, iki burada cıvatası olmak üzere dört tane cıvatasını taktım. Şimdi burada gördüğünüz gibi yükselen ve alçalan bir ayak var. Bunun da bir şu kısmına, bir tane de diğer ayağına, şuraya şu gördüğünüz cıvatayı takacağım. Tabii bunu takarken fazla sıkmayacağım ki istediğim yüksekliği ayarlayana kadar biraz boş bırakacağım. İstediğim yüksekliğe ulaştığında ona göre sıkabilirsiniz siz de. Şimdi bir tane daha dengeyi sağlaması için böyle bir demirimiz var. Bu çubukla buradaki iki tane sağ ve sol olmak üzere ayağın dengesini sağlamış olacağız. Bunu bu tarafa takıyoruz. Ya bunun sağ solu yok arkadaşlar. Hani istediğiniz yere takabilirsiniz. Önemli olan iyice oturtturmak bunu. Evet, bu şekilde oturtturduktan sonra yine aynı sağ ve sol bacakta taktığımız gibi bir cıvatayı buradan takacağız. Bir cıvatayı da diğer ayak tarafından takacağız. Yine yükseklik ayarlı sehpamızın içinden çıkan alyanımızla buraları sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi bütün montajını tamamladık. Şu an yükseklik ayarlanabilir çalışma sehpası bitmiş durumda. Bu şekilde sehpamızı kurduk. Son olarak da bu şekilde kaldırarak size bir göstereceğim. İşte yükseklik ayarlanabilir masamızın son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi buradan kaldırıyor. İstediğiniz yüksekliği ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi biraz sonra bunun tam olarak nasıl kullanıldığını size göstereceğim. Son olarak da şurada gördüğünüz plastikleri bu köşelere takacağım. Bu şekilde. Buralara koyuyoruz ki şuralara kollarımız işte bir şey çarptığı zaman zarar görmemesi açısından ve süs olarak da gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel duruyor. Şimdi size bir de laptop masasının üstünde, ya bu masanın üstünde laptop nasıl duruluyor? Aşağıdan yüksekliği nasıl ayarlayabiliyoruz? Şimdi de bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi yukarıya doğru kaldırıyorsunuz ve şuradan, şurada cıvataları var alt kısımda. Ne kadar yüksekliği ayarlamak istiyorsanız yüksekliği ayarlıyorsunuz. Ondan sonra da buradaki cıvataları sıkıyorsunuz ve yükseklik ayarı ona göre sabitleniyor. İster aşağı ister yukarı kaldırabiliyorsunuz. Evet, şu an yükseklik ayarlı laptop sehpamızın tamamlamış bulunuyoruz. Tabletimizi üstüne koyduk. Mouse'umuzu da üstüne koyduk. Montajımız bu kadar arkadaşlar. Bir videomla daha görüşmek üzere. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.